Mükemmel yerler arkadaşlar, mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Baksanıza şuraya. Derin bir oyuk içerisinde gidiyorsunuz. Üstünüz kısım kısım açık, gökyüzü görünüyor. Bakın şöyle. Bazı kayalar yuvarlanıp şu açık olan yerlere tutulmuşlar. Yani aslında bir gün değil de burada yaklaşık 3-4 veya bir hafta kamp yapılırsa buranın gezilecek, görülecek, keşfedilecek çok yeri var. Müthiş güzel arkadaşlar. Bakın bir kaya parçası üstten yuvarlanmış. Oraya tutunmuş. Aslanım ellerinle okuyor güller güller, ne bilsin ellerinle perişan hallerim ol. Aslanım ellerinle okuyor güller güller, ne bilsin ellerimler perişan hallerim oy. Arkadaşlar burası bir alabalık çiftliği. Devam et abi kelam. Yap yap. Oğlum ben şey. Devam ne var ne yok? Sağ ol lan abi. Ne var ne yok? Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bak bu bana da taş. Ki. Ah da bari onu alayım az. Taşına koy. Olur olur. Kutu al. O tip bu garı. Ne var ne yok bari abi iyisin. Allah razı olsun. Gel falan. Çok şükür Allah razı olsun. Orası kovatı büyük. Kala üzüncü. Şey, Mısırlı. Ha. Geldiler, çekim yapıyorlar. Şey, karadan geldiler ha. Abi merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldin.
Kaç kilo abi? Nereye kayıyorsun? Valla biz balık arıyoruz dedi, birkaç kilo balık alalım. Gidin bizim oraya, şey Yılmaz diye biri var. Bu emanet oraya bakayım ben. Burada yok. Nerede? Şurada. Arkadaşlar şimdi üstünde bulunduğumuz nehir Fırat Nehri. Gittiğimiz tarafta Fırat Nehri'nin yani öbür taraftan Murat Karasu toplanıp da Keban Barajı'nda biriktikten sonra Keban Barajı'ndan çıktığı nokta burası. Yani Fırat'ın başlangıcındayız şu anda. Keçileri burada var. Buraya geyik taşı deniyor. Geyik taşı. Ayağın üstünde keçiler var. Arkadaşlar burada Fırat Nehri'nin üstünde gördüğünüz gibi kısım kısım böyle alabalık çiftlikleri var. Alabalık yetiştirip dünyanın birçok ülkesine buradan alabalık ihraç ediliyor. Bu havuzlar alabalık havuzları arkadaşlar. Sağlı sollu alabalık çiftlikleri. Aynı böyle, aynı. Arkadaşlar Fırat Nehri'nin serinliği öyle bir vuruyor ki şu anda bize, resmen kış soğukluğunu yaşıyoruz şu anda. Teknede giderken müthiş bir soğuk var şu anda burada. Evet.
Evet, bayağı bir acıktık. Şimdi arkadaşlar balık arıyoruz. Balık alacağız. Bu çiftliklerden bir tanesini. Bakın arkadaşlar, şu şuradan itibaren Keban Keban başlıyor. Buradan Keban ilçesine gidilebiliyor. Aygüncüğüm, şu anda Keban sınırları içerisindeyiz değil mi? Keban sınırları içerisindeyiz. Karşı taraf Ballıca mevki. Oradan yukarıya da Keban ilçe merkezine kadar bu su gidiyor. Bakalım burada balık varsa balık alacağız. Arkadaşlar bakın, bu havuzlar böyle kısım kısım balıkların küçük, büyük, yeni yumurtadan çıkan daha büyük böyle kısım kısım havuzlar var ve burada alabalık yetiştiriyorlar. Kanyon problemi. Tamam. Balığı ayrı düşünüm ya. Evet arkadaşlar, buradan balık alacağız. Yerinden, tam çiftliğinden alabalık. Şimdi arkadaş çekecek oradan. Mutfaklarına denk geldi. Şey yapalım ya. Orada mı olalım? Tam bir sonra. Etrafta odun yok mu? Böyle çalı çırpı falan. Buluruz da zahmet yok. Savaş abimizde YouTuber. Arif Çakmak da geldi bak. Serdal abi, o balığın 5 dakika ömrü var. Pis olacak, hemen geçelim abi. Gel abi. Yok. Burada temizleyemeyiz mi? 10 dakikada yaptın o balığı. Aşağı mı dönüp yapalım, yukarı mı? Al böyle bir mağara altı olarak. Evet, balıkla, alabalıkla ilgili bir tüyo daha bulduk. Alabalık sudan çıktıktan sonra 10 dakika içerisinde içinin temizlenmesi gerekiyormuş. Gelin bana burada. Ha, balıklar da geldi. Vay amca, bir içine açar mısın abi? Ben yerime geçer misin? Evet arkadaşlar, bakalım. Doğal alabalık. Aygün. Fırat'ın içinden doğal alabalık şu anda. Bunun en doğalından, en doğal ateşte inşallah nasip olursa pişirip yiyeceğiz. Bunları da ayrıntılı bir şekilde size anlatacağız. Tamam, tamam Aygün. Takipte kalın. Küçük bir kaza atlattık diyelim. Motora ne takılmış abi? Çuval mı o? Yem çuvalı. Pervaneye dolandı. Pervaneye dolanmayı boş ver. Çok vurdu, koparır götürür motoru. Motoru koparır götürür. Yüzmeyi bilmeyen kim var? El kaldır. Aygün. Ben mi? He. Kaldık ortada. Mustafa amcaya sor.
Fırat'ta mıydık abi? Öyle mi? Bilal Uşağı köyünde, daha aşağıda. Halam orada diye. Sürekli suyun içinde büyüdük. O yüzden burada bir dönem Mustafa amca kano falan da yaptık. Fırat'ın en fırtınalı, en yağmurlu döneminde kanoyla Fırat'ı geçtik yani. Öyle o anlamda. Abi şu muydu? Oydu, oydu. Balıklar düşmedi değil mi? İyi. Balıklar sağlam. Pomada. Arkadaşlar burası tam Fırat Nehri. Üstünde. İndir. Abi ben geçeyim bu tarafa. Geç abi. Fırat Nehri'nin üstünde kaldık. Geyik taşı mevkı. Geyik taşı. Buralarda arkadaşlar dağ keçisi. Dağ keçisi yaşıyor bu kayalıklarda. Ve kayayı çapraz bir şekilde gidip zirvede çıkıyorlar. Yani zirvede. Şu aynen şu düz yer ben gördüm. Şeyde gördüm. Külübür tarafında gördüm. Birebir şahit oldum. Şu kayanın üstünde yürüyebiliyorlar arkadaşlar. Nasıl bir şey? Allah'ın verdiği bir hikmet. Şurada da vardı abi.